Herkese merhabalar değerli dostlar. Sarp Barakan ben. Yeni bir anlatımda daha sizlerle birlikteyim. Umarım iyisinizdir, keyfiniz yerindedir. Sarp Barakan YouTube kanalım için yapacağım bu anlatımda sizlerle Neveda'nın içerisinde nasıl yardım alabileceğinizi ve Neveda ile birlikte Windows'ta nasıl dolaşabileceğinizi gösteriyor olacağım. Bununla birlikte Neveda'da farklı imleçler var. Bunlardan da kısaca bahsediyor olacağım. Daha sonra zaten yine farklı içeriklerle birlikte oluruz. Öncelikle Neveda'da Windows ortamında Neveda'nın tuşlarının ne anlam ifade ettiğini öğrenmeniz için Neveda yardım kipini açmayı göstereceğim sizlere. Numaratördeki ki numaratörünüz varsa Insert 1'e ya da Neveda tuşu olarak kullanılan Caps Lock tuşu yani büyük harf tuşuyla 1'e bastığınızda şu ibareyi duyuyor olacaksınız. Girdi yardımı açık. Girdi yardım açık olduğu andan itibaren klavyede yapacağınız her tuş vuruşunuz dolayısıyla Neveda tarafından sadece işlevi seslendirilecektir. Fakat bir işlem gerçekleştirmeyecektir. Mesela Neveda tuşuyla birlikte N'ye bastığımda Neveda artı ne? Neveda menüsünü gösterir. Gibi menüyü açmadı ama doğrudan ne anı ifade ettiğini söyledi. Örneğin tekrar Neveda tuşuyla birlikte yukarıdaki numaralardan 2'ye basalım. Neveda artı 2. Yazılan karakterlerin seslendirilmesiyle ilgili ayarı açıp kapatır. Neveda artı 3. Yazılan sözcüklerin seslendirilmesiyle ilgili ayarı açıp kapatır. Neveda. Shift artı Neveda artı aşağı ok. Neveda artı yukarı ok. Neveda. Yukarı ok. Shift artı Neveda artı yukarı ok. Neveda artı yukarı ok. Uygulama imlecinin bulunduğu satırı okur 2 kez basılırsa, satır kodlanarak okunur. 3 kez basılırsa, satırı oluşturan harfler karakter tanımlarıyla seslendirilir. Neveda artı sağ ok. Neveda artı sol ok. Evet, şu an hep birlikte keşfediyoruz. Sol kontrol artı sağ ok. Sol kontrol artı Neveda artı sol ok. Sentezleyici ayar zincirinde bir önceki halkaya gider. Evet, bunun gibi ayarlar konusunda yardım alabiliyorsunuz. Bunu kapatmak için ise Insert 1'e basalım. Neveda artı 1. Girdi yardımı kapalı. Evet, şimdi temel masa üstünde dolaşmak için en yapabileceğiniz yöntem tabii ki F6'ya basmaktır. Bu ister JAWS olsun, ister Neveda olsun, bütün ekran okuyucularda benzerdir. Masa üstü ve işletim sistemini algılamanız için İşletim sistemi nesnelerini algılamanız için önemlidir. Başlat düğmesi. Başlat düğmesi. Aramak için buraya yazım düğmesi. Görev görünümü düğmesi. Çalışan uygulamalar araç çubuğu. Mic bildirim köşeli çift ayarcı düğmesi. Masa üstünü göster düğmesi. Folder view liste. Open Brew Adjuster Software 32/6. Masa üstünü göster düğmesi. Folder view liste. Open Brew. Evet. F6 ile her bir dolaşımda bir sonraki öğe. Shift F6 ile bir önceki öğeye gidersiniz. Başlat menüsünü açmak için başlat tuşuna basmanız yeterlidir. Şimdi bunlar çok temel bilgiler. Ama Neveda'da da Windows'un tabii ki kısa yolları olduğu için bunları duyabiliyorsunuz. Peki, şimdi Neveda'da bazı kısa yollardan bahsedelim. Neveda tuşuyla birlikte U'ya basarsanız aşama çubuğu güncellemelerini bipsis ile bildir. Aşama çubuğu güncellemelerini bipsis ile ve konuşarak bildir. Aşama çubuğu güncellemelerini bildirme. Aşama çubuğu güncellemelerini konuşarak bildir. Bu şekilde Neveda'nın aşama çubuklarını bildirmesini veya bip sesiyle birlikte bildirmesini veya da hiçbir şekilde bildirmemesini sağlayabilirsiniz. Bu özellikle internet ortamında sayfa yüklenme yüzdesini duymak ya da bazı programların işlem yaptığı sıradaki yüzde sayımını duymak, yükleme aşamalarını, bununla ilgili bildirimler alabilirsiniz veya kapatabilirsiniz. Neveda tuşuyla birlikte P'ye basalım. İmla seslendirme düzeyi çoğu. İmla seslendirme düzeyi tümü. İmla seslendirme düzeyi hiçbiri. İmla seslendirme düzeyi bazıları. Evet gibi yine her Neveda ile P'ye bastığımda imla seslendirme düzeyini öğrenebiliyoruz. Neveda ile birlikte W'ye bastığımızda varsa yine hava durum bilgisi alabiliyoruz. Şimdi tabii ki bazı kısa yollar değerli arkadaşlar kullandığınız eklentilere göre ya devrededir ya da devre dışıdır. Neveda ile birlikte 2'ye bastığınızda az önce de duyduk sözcük okumayı yani sözcüklerin bildirilmesini. Yazılan karakterleri seslendir, karakter ya kapalı. Yazılan karakterleri seslendir, açık. 2'de karakterler, 3'de sözcükler. Yazılan sözcükleri seslendir, kapalı. Yazılan sözcükleri seslendir, açık. Şeklinde ibare duyabiliyoruz.
Bir metnin öz niteliklerini, boyutunu, yazı tipini öğrenmek için ne veya F'ye basıyoruz varsa eğer. Yazı biçimi bilgisi mevcut değil. Tabii ki şu an herhangi bir yazı ortamında olmadığı için panoya kopyalanan metinlerin var olup olmadığını öğrenmek için File, bölü 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 C, bölü program %20 faiz %20. APK is open, file file, bölü APK open broadcaster. evet, en son ben bir adres kopyalamışım, onu okudu Neveda ile birlikte C'ye bastığımda. Neveda ile birlikte B'ye bastığımda ise o anki imlecin tüm açık olan, aktif olan pencerenin tüm içeriğini okurum B ile. Panosu, folder view liste, geri dönüşüm kutusu 1 bölü 69. Gibi. Neveda ile TL Explorer. başlığı okur aktif uygulamanın. Open Brew Atlas Tersoft, başlangıç işareti komadı. Şimdi Neveda ile NVDA genişletilmiş global komutlar ne masa? şöyle F12'ye basarsanız saati okur. Saat 7.36 Eylül 6. Evet. Saat Cuma 26 Şubat 2021. İki kere basarsanız da hem günü hem de detaylı tarih bilgisini okuyacaktır. NVDA genişletilmiş global komutta saat tık düğme, saat tık, sol tık düğme, sol çift tık düğme, kapat düğme, simgeler, liste, OneDrive, oturum açılıyor. Evet, NVDA ile birlikte F11'e bastığınızda ise bu sefer sistem tepsisini açacaktır. Sistem tepsisi aktif olan uygulamaların bildiğiniz gibi Windows'ta yer aldığı bölüm. Tam dolu, bağlı değil bağlı, USB, %100. Masa. Evet arkadaşlar. Şimdi bununla birlikte NVDA Shift B'ye basarsanız, laptop kullanıyorsanız eğer, bu sefer de laptop'taki şarj oranını öğreneceksiniz. %100 güç kaynağı takılı. Evet, ilk etapta en sık kullanacağınız kısa yollar böyle. Tabii ki Windows'un tab'la birlikte dolaşım anlamında her bir noktaya erişim sağlayabileceğiniz, işte Shift tab'la birlikte bir önceki tab'la birlikte bir sonraki alt tab'la birlikte aktif olan uygulamalar arasında geçiş yapabileceğinizi hatırlatmak isterim. Bir de son olarak Neveda'nın yardım menüsü çok önemli. Bu yardım menüsüne de bakabilirsiniz. Sonuçta tüm kısa yolları hatırlayamayabilirsiniz. Insert neye basalım? Neveda menü. Tercihler alt, araçlar alt menü R. Dual voice, Marton, yardım alt menü A. Yardım alt menüsünde kullanıcı rehberi, komutlar için çabuk rehber O. Komutlar için çabuk rehber var. Kullanıcı rehberi K. Kullanıcı rehberi var. Burada kullanıcı rehberi ya da komutlar için çabuk rehbere de bakabilirsiniz. Daha detaylı bir şekilde bilgiler alabilirsiniz. Yardım atmaz. Evet, bu anlatımda kısaca NVDA'da en çok kullandığımız kısa yollardan biraz daha bahsettik. Tabii ki bunun devamı gelecek çünkü çok fazla kısa yol var uygulamalar bazında. Örneğin Windows gezgininde ya da dosya gezgini yeni adıyla nasıl dolaşabileceğimizi de göreceğiz. Bu arada kapatmadan minik bir kısa yol daha söyleyeyim. Insert E'ye de bastığınızda kontrol kullanım asistanı, kontrol kullanım asistanı, kontrol kullanım asistanı belge, listedeki seçenek boş, Price Escape to Close, Price is Price boş, listedeki seçenekler arasında dolaşmak itmez. Evet. Örneğin bir, bu arada başka bir eklenti kurulu olduğu için bende böyle açıldı. Bir kontrolle nasıl etkileşime girebileceğinizi söyler. Mesela bastığınızda atıyorum düğmeyi etkinleştirmek için Enter'a basın gibi bir ibare kullanılacaktır. Pekala arkadaşlar, bir sonraki anlatıma kadar kendinize iyi bakın, hoşça kalın.